Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir oyun videosuyla, oyun oynanış videosuyla karşınızdayım. Tekrardan aslında başlama kararı almadım. Sadece sizlerden biraz geri dönüş bekliyorum. Bu birkaç tane video esnasında dostlar. Şimdi canlı yayınlarda biliyorsunuz günün oyunu kısmında oyun denemeleri yapıyorum. Ama bazı oyunlara yer veremiyorum. Ve dedim ki hani bazılarında video çekeyim. Ama sizin geri dönüşleriniz de çok önemli. Yani karar verecek olanlar sizlersiniz aslında. Bu videolara devam edelim mi, etmeyelim mi? Geri dönüşlerinizi bekliyorum dostlar. Tabii ki videoları her zamanki gibi beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum. Bunların dışında. Eğer iyi izlenmelere de ulaşırsak hem oyun oynanış videolarına belki de seri videolara geri döneriz. Çünkü mesela geçenlerde yayında bir arkadaş sordu Last of Us seri olarak gelecek mi? Dedim ben çekmiyorum normalde oyun videosu ama hani dediğim gibi güzel izlenmeler yakalarız. Güzel geri dönüşler alırım sizlerden. O zaman belki de oyun videolarına ve seri videolara devam ederiz. Yani Last of Us için konuşmuyorum sadece. Yani yeni gelecek güzel oyunlar, yeni oyunların seri videoları gibi bir sürü video gelebilir dostlar. Tabii ki iyi oyun kötü oyunla da karşılaşabilirsiniz. Işte. Yani bunu, bu, oyuna kötü dediğim için değil. Ve Türk oyunu olduğunu da fark ettim ama yani çok zor fark etmesi ama nasıl fark ettim ben de bilmiyorum. Dostlar şimdi taksi görevleri stand eğlence kısmında işte böyle değişik pistlerde arabamızı filan sürebiliyoruz. Park etme diye bir bölüm daha var. Serbest sürüş var bir de garaj var. Burada birkaç tane araba koymuşlar. Tabii Tofaş eski tarz Amerikan taksisi var. Mercedes var. Ford var yine Amerikan taksilerinden. BMW var. Bu Egea galiba. Golf. Şey Golf Klio, Ondan sonra Honda. Bu da Golf. Evet yazıyormuş zaten arkada. Yazmış Golf diye de. Bu Mercedes. Hangisiydi? B miydi bu? Neydi? Öyle bir şey herhalde. Charger diye tahmin ediyorum. Lamborghini. Bu arada Lamborghini satın aldım ben. Satın almış olmama rağmen paradan düşmüş olmasına rağmen hala tekrar satın alıyor ve şöyle mükemmel bir şey var. Ya bunu da denemek istiyorum da. Önce yerli malı yurdum malı deyip taksi <laughs> tofaş taksiyle başlıyoruz arkadaşlar. Evet taksi görevlerine girip Yakın, taksi bir müşterimiz var. <laughs> gidip Yalnız kadın koymuş abi. Ben, ben erkek konuşuyor, erkek koy oraya. <laughs> Tabii bayağı hantal arabamız Şurada ağır çekim mi ne vardı bir şey? Kamera açıları. Ha, şöyle bir kamera açısı da yapmış. Güzel, hoşuma gitti. Böyle Amerikan polisi kovalamaca sahnesi gibi. Bu önü göster. Ha ağır çekim. Nasıl oluyormuş diye merak ediyordum. Ha şey müşteri de yakındaymış. Güzel. Tamam. Hep böyle ebesin. Bir bakmıştım ben. Ebesin'in nikahına koyuyordu arabaları. Arada da ateş ediyor aramamız. Herkes müşteriyi aldım. Tamam. Müşteri de şey gibi böyle eldivenli eldivenli böyle kiralık katil gibi bir yere götürüyoruz herhalde. Yalnız müşteri var şoför yok e, ee, içerinin dizaynı falan da yapmışlar. Fena değil yani. Baya karanlık olmuş. Biraz daha aydınlık olsaymış. Müşteri kıpraşıyor. Tabi şey yapalım hemen. Normal kameramıza geçelim. Evet 1800 kilometre Öh, ne yapacağız bakalım. Burada tabi böyle parkur yerleri falan var. Onlarla da şey yapabiliyorsunuz. Şuradan zıplayarak giderdik ama neyse. Zaten yolu kim sallar? Yolda neymiş arkadaş? <laughs> Havada o haramam haram havada hareket edebiliyor. Çok iyi. Bu kadar boşluk olduğunu bilseydim biraz yoldan giderdim ya. Harita büyük ama. Baya baya büyük harita yapmış eleman. Yani güzel bir şeyler yapmaya çalışmış tabii. Ama fiyatı göstereceğim birazdan videonun sonunda. O fiyat değer mi değmez? Bunu siz karar verin. Aa şurada şey var. Anam futbol sahası mı o? Dur bakayım bir. Şey. Ölçeklendirme yapalım diyeceğim de baya büyük. Şey araba sahaya göre. Basket sahası da daha iyi belli olur. Basket sahaları standart. ya yani bu çocuklar için falan yapmışlar herhalde bu sahayı. Baya küçük. Neyse şurada. Aa gelmişken. Dur bakayım. Ama hızlı değilim ki. Yine de o yine de geçti vallahi. Tofaş ya. Ama benim karşıya geçmem lazım. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ya evet, yani müşteriyi sağ salim ulaştırdık arkadaşlar. Merkez 350 de altın verdi ha. Şu anda yeni müşteri için hazırım. Araç boşta. Tamam. <laughs> Çok iyi. Ay sonraki göre diyor. Ben ama öyle yapmayacağım. Bir tane de şey garajda gördüğümüz şu sondaki araba. Nasıl olsa para var. Alalım seçelim. Şunu da merak ediyorum. Hep ben göreyim hem de siz görmüş olun. Taksi görevleri. Üf. <laughs> <laughs> çok iyi. Ama çok uzakta vermişim be arkadaş. 2000 metre 2 kilometre neymiş öyle. Bunun içinde yapmış mı lan? Yani. Eh. Biraz bulanık da olsa. O arkada televizyon var. O ne lan? Dağ başını mı gösteriyor orası? Ya Tofaş'tan iyi gidiyoruz. Şeyden. Hız olarak. Kahane arabası gibi Tofaş. Abi dağın tepesini gösteriyor. Bu arada refüjden gidiyorum. Tren mi lan bu? Aa, bildiğin dağın tepesine çıkıyorum şu an ya müşteri almaya. <laughs> böyle yerde yani müşteri mi olur arkadaş? Yol var mı lan burada? Ben böyle çıktım ama yol varmış. Tamam. Benim hıyarlığım. Ekstra şey yazmam lazım. Herkes müşteri aldım. Tamam. Yaz müşterilerin hepsi kiralık katilacı. acı. bakayım şey. İçeriden şöyle bakayım. Oo ne haber? İyi yakın. Burada kalkarsa tabi araba. Şöyle aşağı bakayım. Uh, uh. Böyle hızlıca ay, ay 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 Hızlıca bir iniş yapayım dedim. Şuradan da binanın tepesine düşersem. Oradan da dedim rampadan atlayayım ama neyse gerek yok. Şimdi. <laughs> ay. Çok hızlı oldu. Neyse iyi oldu. Çok uzatmayalım. Hızlı oldu diyeceğim de nerede lan? Hadi şur şurada dışarıda. Bir istediği yere bıraktım. Bıraktım seri istediği yere ve böylece bitirdik. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Dediğim gibi stand eğlence kısmında işte böyle bonuslar alabildiğiniz, para biriktirebildiğiniz parkurlar var. Park etme kısmında da aynı şekilde birisini yapınca diğeri açılmaya falan başlıyor. Bir de serbest sürüş yapabiliyorsunuz. Oyunun fiyatına da bakalım. Oyun 75 TL'ye satılıyor dostlar. Hani çok uygun değil yani bu oyun için. Biraz daha şey olabilirdi. Tabii ki bir sonuçta emek var. Yani elinden geleni yapmış arkadaş ama ya bu fiyatlara daha güzel oyunlar. Da bulabiliyoruz. İndirimde alınabilir diyecektim ama önümüzde biliyorsunuz bir 20 Kasım gerçeği var. Yine de göstereyim dedim. Farklı bir oyun hem de geliştirici arkadaşa bir destek olsun. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Benden bu kadar ilk videoda. Umarım başta söylediğim şeyleri de biraz dikkate alır ve güzel geri dönüşlerle hem fikirlerinizi de belirtirseniz çok çok memnun olurum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.